Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nükleik asitler konusundayız. DNA'nın genel özelliklerinden bahsettik. Şimdi DNA replikasyonundan bahsedeceğim. Daha sonra ise DNA çeşitlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, ilk önce DNA replikasyonu diyelim. Arkadaşlar, DNA replikasyonunu ben anlatırken şöyle bir tablo, yani replikasyonu önceden çizdim. Şimdi size ilk önce enzimleri tanıtacağım. Daha sonra ise teker teker, bakın, basamak basamak buraya 7, 4, 5 gibi sayılar yazdım. Sırasıyla neler gerçekleştiğini anlatacağım. Ama ilk önce şuraya bir DNA replikasyonu yazayım. Şöyle DNA replikasyonu başlığımız en azından belli olsun. Arkadaşlar, burada bakın hemen şöyle gösteriyorum. İlk önce enzimlerden bahsedeceğim. Daha sonra zaten bu enzimlerin her birini teker teker anlatacağım. Yani teker teker yazacağım da ne işe yaradıklarını. Şimdi bizim bir topoizomeraz dediğimiz bir enzimimiz var. DNA'nın helix yapısını, yani bu 3 boyutlu olan yapısı var ya, sarmal yapısı. Oradaki dönüşleri açıyor arkadaşlar, ya da o dönüşleri tekrardan oluşturuyor topoizomeraz enzimi. Daha sonra koruyucu proteinlerimiz var. Bunların da ne işe yaradığını söyleyeceğim. Helikaz dediğimiz bir enzim var. DNA polimeraz dediğimiz bir enzim var. Daha sonra şurada bakın DNA primaz ve RNA primaz dediğimiz bir enzim var. Ve DNA ligaz dediğimiz bir enzim var arkadaşlar. Bu enzimlerin her biri ne işe yarıyor, neler yapıyor birazdan anlatacağım. Şimdi ben size DNA replikasyonunu şöyle bir basit olarak anlatayım. Daha sonra ise teker teker yazalım. Arkadaşlar bakın şurada sıfır yazmışım. Normalde birden başlamam gerekiyor ama biri başka bir yere yazmışım. O yüzden tekrar düzeltmedim. Sıfırdan başlattım. Şimdi ilk olarak sıfır numarada ne gerçekleşiyor? Topoizomeraz dediğimiz enzim DNA'nın helix yapısını, yani sarmal yapısını açıyor. Yani helix yapıda arkadaşlar DNA kurtulmuş oluyor. Daha sonra bir numaralı olaya geldiğimizde, burada da DNA'nın arasında bulunan, bu zincirler arasında bulunan hidrojen bağları kırılıyor. Peki kim tarafından? Helikaz enzimi tarafından arkadaşlar DNA'daki bu hidrojen bağları kırılıyor. Daha sonra geliyorum 2 numaraya. Bakın DNA direkt olarak kendini eşleyemez. DNA'nın ilk önce bir primer üretmesi gerekiyor arkadaşlar. RNA primeri. Yani bir başlangıç olarak sayabilirsiniz. İlk önce bir RNA primeri üretiyor. Bu RNA primeri dediğimiz yaklaşık böyle 10 ile 20 arasında nükleotit içeren bir primerdir arkadaşlar. İlk önce bu primeri üretiyor. Şöyle şurada bakın. Şurada 10-20 nükleotitlik bir RNA primeri üretiliyor. Daha sonra bu RNA primeri ayrılıyor ve hemen DNA polimeraz bağlanıyor buraya arkadaşlar. Bakın 2 numarada primer üretildi. Daha sonra 3 numaraya geliyorum. 3 numara burası. DNA polimeraz geldi, bağlandı. Bakın bu primeri üreten enzim ise RNA polimerazdır. Hani burada çok fazla işimize yaramadığı için söylemedim. Primaz enzimi sayesinde işte üretiliyor arkadaşlar. RNA polimeraz enzimi sayesinde üretiliyor. Daha sonra bu RNA primaz sayesinde RNA aktarılıyor. Yani ayrılıyor oradan ve hemen gelip DNA polimeraz bağlanıyor. DNA polimeraz bağlandıysa karşılıklı hidrojen bağları kurarak zinciri sentezliyor arkadaşlar. Şimdi birinci zincir, bakın iki tane zincir var. DNA direkt olarak 5 üssü 3 üssü yönünden sentezlenir. 5 üssü 3 üssü dememizin sebebi buradaki şekerler üzerinde bulunan karbonlardan kaynaklı. Şeker arkadaşlar bir karbondan başlar 5 karbona kadar isimlendiriliyor. Birinci nükleotidin 5 üssü bölgesi, ikinci nükleotidin de 3 üssü bölgesi arasında bir bağ kuruluyor. İşte bu yüzden biz 5 üssüyle başlayıp 3 üssüyle bittiği için zincir 5 üssü 3 üssü yönünde bir sentezleme gerçekleşiyor. Bakın şöyle 5 üssü 3 üssü yönünde sentez gerçekleşirken düz bir zincir halinde sentez gerçekleşiyor burada DNA polimeraz enzimi sayesinde. Ama diğer zincir, bakın diğer zincire hangisi denk geliyor? 3 üssü 5 üssü yönü denk geliyor. Ama ne olması lazım? Yönün 5 üssü 3 üssü şeklinde olması gerekiyor. Bu yüzden de ikinci zincir parçalar halinde üretiliyor arkadaşlar. Bu parçalar halinde üretilen yapılara biz parçalar dediğimiz, işte 10 nükleotit, 20 nükleotitlik parçalar halinde üretiliyor. Biz bu parçalara okazaki
filamentleri diyoruz veya okazaki parçacıkları diyoruz. Daha sonra bu okazaki parçacıkları DNA ligaz enzimi sayesinde arkadaşlar ne yapıyor? Birleştiriliyor. Mesela burada iki tane okazaki parçacığı var. Hemen DNA ligaz araya giriyor ve bu ikisi arasında fosfodiester bağını kurarak bu zincirleri birleştiriyor. Bakın şurada birleştire birleştire gelmiş değil mi? Birleştire birleştire gelmiş. İlk önce DNA polimeraz üretiyor. Daha sonra DNA ligazla ne yapıyor arkadaşlar? Birleştirerek devam ediyor. Evet, bu şekilde olay gerçekleşiyor. Peki şuradaki koruyucu proteinler ne işe yarar? Bakın 6. sırada da bu olay gerçekleşiyor. Koruyucu proteinler şu işe yarıyor. Şimdi DNA tek iplikli olduğu zaman çok dayanıklı bir yapıya sahip olmuyor. Dayanıksız bir yapıya sahip. Hemen burada bakın açılan yerlerde koruyucu proteinler gelip buraya bağlanıyorlar ve DNA ipliklerinin çözünmesini engelliyor. Yani o tek zincirli nükleotit zinciri var ya, tek yapılı o zinciri koruyan yapılar neymiş? Buradaki koruyucu proteinlermiş. En son artık işte DNA polimeraz enziminin yavaş yavaş işi bittikçe, ilerledikçe ne oluyor? Tekrardan topoizomeraz enzimleri geliyor ve bunun dönüşlerini, süper dönüş diyoruz biz bunlara, süper dönüşlerini sağlayarak DNA'nın helix yapısını almasını sağlıyor. İşte biz buradaki eşleme olayını arkadaşlar yarı korunumlu eşleme diyoruz. Neden yarı korunumlu? Çünkü ana DNA'nın bir zinciri yavru DNA'lardan birine gitti, diğer zinciri de diğerine gitti. Bu yüzden de yarı korunumlu eşleme adını aldı arkadaşlar. Zaten bu eşlemeleri de yazdıracağım ben size not olarak. Yarı korunumlu eşlemeye seri konservatif eşleme diyoruz arkadaşlar. Tam korumalı eşlemeye konservatif eşleme diyoruz. Bir de parçalı olarak eşleme var. Buna da dispersif eşleme diyoruz. Bunları zaten teker teker dediğim gibi açıklayacağım. Şimdi o zaman ne yapalım? Anlattığımı şöyle 0 numaradan başlayarak yazalım. Şu şekilde yine yan çevireyim. Evet, görüntüyü de netleştirdik. Şöyle 0 diyorum. 0 numarada ne oluyormuş? Arkadaşlar 0 numarada topoizomeraz enzimi süper halkasal dönüşleri ortadan kaldırır. Sıfır numarada bu gerçekleşiyor. Gelelim 1 numaraya. 1 numarada ne oluyor? Bakın 1 numara nerede? 1 numara hemen şurada, helikaz enziminin olduğu yerde. Burada helikaz enzimi DNA'daki hidrojen bağlarını kuruyor arkadaşlar. Helikaz enzimi DNA'daki hidrojen bağlarını kırar. İki numarada ne oluyor arkadaşlar? Burada da primaz enzimi devreye giriyor. İki numara. Primaz enzimi DNA polimerazın arkadaşlar bağlanacağı bölgeye geliyor. Ve o bölgede görev yapmak için RNA primerini tek iplikli halinde DNA'ya bağlıyor. O zaman yazalım. Primaz enzimi DNA polimerazın senteze başlayacağı yerde görev yapmak için RNA primerini, hani dedik ya bir primer üretiliyor diye, bu RNA primerini arkadaşlar ne yapıyor? Tek iplikli olan DNA'ya bağlıyor. Tek iplikli DNA'ya bağlar. Arkadaşlar bu primer daha sonra RNAaz enzimi tarafından uzaklaştırılıyor. Onu da yazayım. Bu primer, çünkü oradaki primer bizim işimize yaramayacak. Sadece başlangıç için gerekli. O yüzden bu primer daha sonra RNAaz, RNA'yı sindiren enzimdir arkadaşlar. RNAaz enzimi tarafından
uzaklaştırılır. İki kere yazdım. Neyse, bozmayalım. Peki, Rena Pirmer uzaklaştı. Orada kalan boşluk ne olacak arkadaşlar? Orada kalan boşluk DNA polimeraz enzimi tarafından dolduruluyor. Yani şöyle düşünün. Şurası bir boşluktu. Yani RNA primeri ayrıldı. Burada bir boşluk kaldı. Buradaki boşluk DNA polimeraz enzimi tarafından doldurulur. Burada kalan boşluk DNA polimeraz tarafından doldurulur. Yani sentezliyor, orayı dolduruyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde de ikinci basamağımız gerçekleşti. Şimdi geliyorum üçüncü basamağa. Bakın, üçüncü basamağımız burada. Arkadaşlar, DNA polimeraz burada DNA'nın tek ipliğinde ilerliyor. Bu tek iplik dediğim gibi her zaman için 5 üssü 3 üssü yönünde ilerler. Unutmayın. Şöyle bakın, 5 üssü 3 üssü yönünde ilerleyerek şuradan hemen takip ettiğiniz zaman 5 üssü 3 üssü yönünde ilerler arkadaşlar. Ve her zaman için bunu yapmak zorunda. Sadece bu bölgeden geçebiliyor. O yüzden 5 üssü 3 üssü yönünde ilerleyerek uygun nükleotitleri hidrojen bağlarıyla bağlıyor. O zaman şöyle 3 diyelim. 3 dediğimiz zaman DNA polimeraz DNA'nın tek ipliğinde 5 üssü şöyle 3 üssü yönünde ilerler. Uygun bazları ekleyerek, baz dediğimiz nükleotitler, aslında uygun nükleotit yazmam gerekiyordu. Uygun nükleotitleri ekleyerek hidrojen bağlarını kurar. Evet, bu şekilde de üçüncü olayımız gerçekleşti. Şimdi geliyorum arkadaşlar dördüncü olaya. Burada o kazanki parçalarından bahsedeceğim. Şöyle 4 diyorum. Arkadaşlar, şimdi bir taraf 5 üssü 3 üssü yönünde ilerlerken diğer tarafın da aynı şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ama burada dediğim gibi tek bir zincir halinde ilerleyemiyor. Çünkü burası terse kalıyor. Şimdi burası 5 üssü yönüyse burası 3 üssü yönünde kalıyor. Bunu da ne yapıyor? Parça parça ilerleyerek o kazaki parçacıklarını oluşturuyor. Daha sonra bu o kazaki parçacıkları DNA ligaz enzimi tarafından birleştiriliyor. O zaman yazalım. Şöyle çift sarmalın bir zinciri, bunu da açıklayayım ki, bir zinciri 5 üssü 3 üssü yönünde, diğer iplik ya da diğer zincir 3 üssü 5 üssü. 3 üssü 5 üssü yönüne doğru gider. Şimdi ne olacak? Şöyle kısaca DNA pol yazayım arkadaşlar. Uzun uzun yazmayayım artık. 5 üssü 3 üssü yönünde. 3 üssü yönünde ipliğin ikinci kopyasını, yani şuradan bahsediyorum, ikinci kopyasını parçalar halinde biz bu parçalara ne diyoruz? Okazaki parçaları diyoruz. ÖSYM de çok sever arkadaşlar bu okazaki parçalarını, sorabilir yani. Parçalar halinde sentezler veya oluşturur. Peki diğer iplik ne olacak? Bakın, şu iplik hiçbir şekilde aksama olmadan ilerliyor. Ama bu iplik ne oluyor arkadaşlar? O kazaki parçalar halinde oluşturuluyor. Şimdi geliyoruz beşincisine. Bakın, beşinci olayda şurada ne olacak? DNA ligaz arkadaşlar artık bu parçaları birleştirecek. Beşincisinde DNA ligaz enzimi ne yapıyor arkadaşlar? Nükleotitlerin fosfat grupları arasında hangi bağı kuruyor? Fosfodiester bağını kurarak okazaki filamentlerini birleştirir.
O kazaki filamentlerini birleştiriyor arkadaşlar. Böylece ne oluyor? İki zincir de yine tek bir haline almış oluyor. Arkadaşlar, bundan sonra ne olacak peki? Altıncı olayımız. Bakın, altı numara nerede? Şurada. Şimdi ben size bu altı numarada koruyucu proteinlerden bahsedeceğim. Şöyle diyelim, altı numara. Arkadaşlar, DNA tek iplikli haline gelince kırılgan bir yapıya sahip oluyor. Bu yüzden de bu proteinler tek iplikli yapıya bağlanıyor ve bunu koruyorlar. O zaman yazalım. Tek iplikli DNA, tek iplikli DNA kırılgandır diyelim. Kırılgandır. Ne yapıyor? Bazı proteinler bu yapıya bağlanarak DNA'yı korur diyoruz. Şimdi geliyorum son basamağımıza. Artık ne oldu arkadaşlar? Bakın, koruma olayı da gerçekleşti. Şimdi ne yapacağız? Helix yapıyı tekrardan oluşturacağız. Yani 7 numarada da ne olacak? Yine topoizomeraz enzimi DNA'da süper halkasal dönüşleri oluşturur ve sonlanır arkadaşlar. En son zaten olay bittikten sonra en son topoizomeraz enzimi süper dönüşleri oluşturuyor ve DNA'dan ayrılıyor. Artık bizim 2 tane DNA'mız oluşmuş oluyor. Topoizomeraz DNA'da süper halkasal dönüşleri oluşturur. Süper halkasal dönüşleri oluşturur. Evet, bu şekilde arkadaşlar DNA'nın replikasyonu. Şimdi biraz uzun gelebilir size ama bir iki kere böyle şekil üstünden de gittiğiniz zaman emin olun aklınıza yatacaktır. Bu arada Campbell'da böyle çok karışık anlatıyor bunu. Ben biraz daha böyle sadeleştirerek daha böyle anlayabileceğimiz şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim arkadaşlar. Hani burada bir sürü enzimden bahsettik. Bu enzimlerin bazı çeşitleri var. Mesela DNA polimeraz 3, DNA polimeraz 1 gibi. Bunlar da sorulabiliyor. O yüzden ben bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle replikasyon enzimleri diye bir başlık yazayım. Bu enzimleri anlatalım. Şöyle replikasyon enzimleri diyelim. Nedir bu enzimler? Arkadaşlar, replikasyon enzimlerinden birincisi helikaz enzimi. Şimdi burada bahsettik ama bir de bizim elimizde bulunsun böyle her birinin ayrı ayrı isimleri, ayrı ayrı görevleri. Ne yapıyordu helikaz enzimi? Helikaz DNA'nın çift zincirindeki bağları koparıyor arkadaşlar. Şöyle yazayım. DNA'daki hidrojen bağlarını koparır. Helikaz enzimi bunu yapıyor. Şimdi geliyorum ikincisine. 2 topoizomeraz enzimi. Bu arada bu enzim de sorulabilir bence. Hani sorulabilmesi biraz daha yüksek ihtimallerde olan bir enzim. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Topoizomerazda DNA'daki süper halkasal dönüşleri bozar ya da oluşturur. Yani DNA replikasyonun hem başında görev alıyor hem de sonunda görev alıyor. Başında süper halkasal dönüşleri bozuyor, sonunda da tekrardan oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum DNA polimeraz enzimine. Ya da ilk önce RNA polimerazı vereyim. Şöyle 3 diyeyim. RNA polimeraz. Bu transkripsiyonda da görev alan, yani RNA sentezinde de görev alan bir enzimdir. Ne yapıyor RNA polimeraz? Arkadaşlar, RNA primerini sentezler. Bakın, DNA zincirinde 3'üssü 5'üssü. Bakın, 3'üssü 5'üssü yönünde. Normalde DNA polimeraz hangi yönde gidiyor? 5'üssü 3'üssü. Ama RNA polimeraz arkadaşlar 3'üssü 5'üssü yönünde ilerleyebilir. Yönünde RNA primerini oluşturur diyelim. RNA primerini oluşturur. Gelelim 4 diyelim. DNA polimeraza geliyoruz arkadaşlar. 4
DNA polimeraz. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, yine Campbell'da geçen bir özellik. Replikasyonda bir sürü enzim görevli. Bakın en son araştırmalara göre yaklaşık 11 tane falan, 12 tane falan bir enzim bulunmuş. Biz bunlardan sadece birkaç tanesini görüyoruz. Bu enzimler oldukça önemlidir ama 11'inin de ismini vermiyor tabii ki. Sürekli araştırmalar yapılıyor ve yeni enzimler ekleniyor. Bizim şu an için bilmemiz gereken enzimler bunlar. DNA polimeraz enzim arkadaşlar 3 çeşit enzimdir. 3 çeşittir. Bunlar ne yapıyor peki? Genel olarak 5 üstü 3 üstü yönünde sentez gerçekleştiriyor. 5 üstü 3 üstü yönünde sentez gerçekleştirir. Şimdi bunların çeşitlerini de yazacağım. DNA polimeraz 3. Bakın DP3 yazıyorum şöyle kısaca. DNA polimeraz 3 arkadaşlar benim az önce anlattığım replikasyonu gerçekleştiren enzimdir. O zaman şöyle yazalım. 5 üssü 3 üssü yönünde polimerazı yani oluşumu gerçekleştiriyor. Bir tane daha kavram vereceğim size buradan. Çünkü DNA polimeraz 3'ün bir görevi daha var. Arkadaşlar 5 üssü 3 üssü yönünde polimeraz yani sentezi gerçekleştirirken tam tersi yönünde de yani 3 üssü 5 üssü yönünde de egzonükleaz. Peki nedir egzonükleaz? Egzonükleazı gerçekleştirir. Şimdi şurayı boş bırakıyorum. Yazacağım ne olduğunu. Arkadaşlar egzonükleaz hata kontrolüdür. Hemen yazıyorum parantez içerisinde. Farklı bir renkle yazayım. Hata kontrolü. Böylece DNA eşlemelerinde bir hata varsa o kontrol edilmiş oluyor. Yani hem sentez yapıyor hem de diğer taraftan da hata kontrolü yapıyor. Egzonükleaz dediğimiz hata kontrolüdür. DNA'daki baz eşleşmelerinde herhangi bir hata var mı? Varsa bunun düzeltilmesini de gerçekleştiriyor. Bu yüzden oldukça önemli bir enzimdir DNA polimeraz 3. Peki gelelim DNA polimeraz 2 arkadaşlar veya şöyle yazalım. DNA polimeraz 2 şeklinde şu şekilde yazalım. Şunu da şöyle yazayım belli olsun. Peki bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar bunun da yine 3 üssü 5 üssü yönünde şöyle 3 üssü 5 üssü yönünde egzonükleaz görevi yapıyor. Yani hata kontrolü yapıyor. Egzonükleaz görevi vardır. Ve Campbell'da şöyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Hayati bir önemi yok. Yani o yüzden bunu bilmemize aslında gerek de yok. Sadece karşımızda bulunsun yeterdir. Hayati önemi yoktur. Bir de son olarak DNA polimeraz 1. Bu enzim de arkadaşlar RNA primerini uzaklaştırıyor. Bakın RNA'nın primerini uzaklaştırır. Primerini uzaklaştırır. Hem RNA enzimi uzaklaştırıyor hem de DNA polimeraz 1 enzimi arkadaşlar uzaklaştırıyor. Burada yine egzonükleaz görevi var. Bunun bakın hem 3 üssü 5 üssü yönünde hem de 5 üssü 3 üssü yönünde egzonükleaz görevi yapar. Egzonükleaz görevi yapar. Yani ne yapıyor? Kontrol ediyor tabii ki. DNA'nın hatalı eşlenip eşlenmediğini kontrol etmiş oluyor. Şimdi gelelim diğer enzimimize arkadaşlar. 5 diyeceğiz. Topoizomeraz veya DNA giraz. Bakın ikinci ismini de söyleyeyim. Belki karşımıza bu şekilde de çıkar. DNA giraz enzimi veya topoizomeraz enzimi. Arkadaşlar bu enzim de arada video böyle sesler girebilir arkadaşlar. Engellemeye çalışıyorum ama bizim mahalle bir cennet mahallesi gibi çok ses oluyor. O yüzden arada sesler giriyor olabilir. Engellemeye çalışıyorum diyelim. DNA giraz enzimi topoizomeraz dedik. Bu ne yapıyor? Arkadaşlar bu da DNA'nın hani burada zaten topoizomerazdan bahsettik ya. Şimdi bu da topoizomeraz 2 diyeceğiz aslında buna. Şöyle topoizomeraz 2 diyeceğiz. Bu da ne yapıyor? DNA sarmalının eski kıvrımlı halini almasını sağlıyor. Yani süper halkasal dönüşleri oluşturuyor. Şimdi ben buna
Şöyle topoizomeraz dediğimizde süper alkalsal dönüşleri bozar dersen buna da ne diyeceğim? Oluşturur diyeceğim arkadaşlar. Ayrıca DNA girazla ilgili şöyle bir şey daha söyleyeyim. DNA giraz enzimini de ayrı isim olarak bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Size topoizomeraz 2 demez de DNA giraz enzimi der. Bence daha mantıklı olur. O zaman yazalım. DNA'daki süper halkasal dönüşleri oluşturur diyelim. Süper halkasal dönüşleri oluşturur. Ya bunun sadece oluşturma görevi var ama topoizomeraz 1 mi diyelim buna ya da direkt isim olarak bu şekilde söyleyelim. Hem de bozma hem de oluşturma görevi vardır. Arkadaşlar şimdi bir de size replikasyon orijininden bahsedeceğim. Şimdi replikasyonu anlatırken kafamız karışmasın diye orada bahsetmedim. Ama replikasyon orijini dediğimiz bir yer var. Şöyle replikasyon orijini. Şimdi replikasyon orijini prokaryot olan canlılarda bir tanedir. Ökaryotlarda ise birçok replikasyon orijini bulunur. Çünkü ökaryotlardaki DNA çok uzundur ve doğrusaldır. Bu yüzden de arkadaşlar replikasyon orijini fazladır. Peki nedir bu replikasyon orijini? Bu replikasyonun başladığı yerdir. Yani tek bir DNA üzerinde 10 tane 20 tane orijin bulunabilir ve her bir orijinden DNA ipliği sentezleniyor ve bunlar birleştiriliyor. Böylece daha kısa sürede DNA sentezi gerçekleşmiş oluyor. Hani hatırlarsınız mitoz bölünmede interfaz evresi var. Mayozda da aynı şekilde. İnterfaz evresinde ne oluyordu? DNA eşleniyordu. İnterfaz bölünmenin en uzun süren evresiydi. Geriye kalan mitotik evre, o hani profaz, metafaz anlattığımız evreler var ya, bunlar çok kısa sürüyor. Yani 20 dakikalık bir bölünme ise 15 dakikası replikasyonla birlikte interfazda geçiyor. Geriye kalan 5 dakikası ise diğer anlattığımız o evrelerde geçiyor. Bu yüzden de replikasyon çok uzun olduğu için arkadaşlar orijinde birden fazla oluyor. Dolayısıyla bu başlangıç noktalarından sentezlenen DNA'lar hemen ne yapıyor? Birleştiriliyor ve bizim yeni DNA'mız sentezlenmiş oluyor. O zaman replikasyon orijini için şunu diyelim. Replikasyonun başladığı yerdir diyelim. Başladığı yerdir diyoruz arkadaşlar. Ve çift yönde ilerliyor. Bunu da unutmayalım. Çift yönde ilerler arkadaşlar. Bunu da yazayım. Bakın prokaryotlarda bir tane, ökaryotlarda fazla sayıda, birden fazla yani fazla sayıda orijin bulunur. Orijin bulunur arkadaşlar. Burada ligaz enzimini yazmadık. Ligaz enzimi de ne yapıyor zaten arkadaşlar? Hatta şuraya 6 diyeyim ben isterseniz onu da yazalım. DNA ligaz. DNA ligaz ne yapıyor arkadaşlar? Bu da o kazaki filamentlerini birleştiriyor. O kazaki filamentlerini birleştirir. Evet, bu şekilde bizim DNA ile ilgili olan enzimlerimiz arkadaşlar. Şimdi size DNA ile ilgili olan iki şey daha anlatacağım. Bir DNA çeşitleri, hatta DNA çeşitleri oldukça az. Şuraya hemen yazabilirim DNA çeşitlerini. Bir de arkadaşlar DNA eşlenmesinden bahsedeceğim. Yani yarı korunumlu, işte tam korunumlu eşlenme diye bundan bahsedeceğim. Bir de DNA ile ilgili bir deney var, ondan bahsedeceğim. İlk önce DNA çeşitlerini vereyim. Bu videoyu sonlandıralım. Daha sonra diğer videomuzda DNA'nın yarı eşlenmesinden bahsedeyim ve arkadaşlar deneyden bahsedeyim. Bu şekilde de DNA ile ilgili videolarımızı bitirmiş oluruz. O zaman şuraya DNA çeşitleri diyorum. DNA çeşitleri. Arkadaşlar DNA'nın 3 tane çeşidi var. Bakın DNA'nın çeşidi derken yapısının modellerinden bahsediyorum. Aslında DNA modelleri diyebiliriz. Birincisi ADNA dediğimiz DNA. ADNA. İkincisi arkadaşlar BDNA. Üçüncüsü de ZDNA. ZDNA. Peki nedir bunların farkı? Bakın DNA çeşidi değil aslında DNA modelleri, unutmayın. Şimdi ADNA modeli arkadaşlar
sağ el kuralına göre genleşiyor ve heliks yapıdadır arkadaşlar. Bu DNA'mız, ADNA dediğimiz yapı. Yani sağ el kuralı dediğimiz, bakın şu şekilde sağ el kuralı böyledir. Dönüşler yaparken sağ el kuralına göre dönüş yapıyor. Hani o şekilde düşünün. Ve heliks yapı. Heliks yapı dediğimizde sarmal yapıdadır. O zaman yazalım. Sağ el kuralına göre oluşur. Kuralına göre oluşur ve heliks yapıdadır. Heliks dediğimiz sarmal yapıdadır. Peki BDNA nedir? Aslında BDNA arkadaşlar bizim hani genlerimizde en çok bulunan, yani bizde en çok bulunan DNA'dır. Bir tam dönmede, bakın bir tam dönmede 11 baz içerir. 11 baz içerir arkadaşlar. Baz dediğimiz yani nükleotit içeriyor ve insanda en çok bulunur. İnsanda en çok bulunan DNA'dır. Bulunan DNA'dır. ZDNA geldiğimizde arkadaşlar, bunu sadece bir görüş olduğunu bilin. ZDNA çeşidi sadece bir görüştür. Canlılarda bulunmuyor arkadaşlar. Sadece görüştür. Yani canlılarda rastlanmamış. Canlılarda bulunmaz. Canlılarda bulunmaz. Evet, videoyu burada sonlandırıyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.